Demokrasi ve Özgürlükler Adası'na hoş geldiniz. Bu benzersiz ada, Türkiye'nin demokrasi ve özgürlük mücadelesinin izlerini taşıyor. Ada, zengin tarihi, kültürel mirası, çeşitli müzeler ve gezi mekanlarıyla ziyaretçilerine benzersiz bir deneyim sunuyor. Adanın sakin atmosferinde geçmişin izlerini sürmek ve geleceğe dair ilham almak isterseniz burası sizler için harika bir yer. Ayrıca adada konforlu ve modern olanaklarıyla Ada Otel sizleri bekliyor. Demokrasi ve Özgürlükler Adası, ziyaretçilerine tarihi bir yolculuk ve huzurlu bir konaklama deneyimi sunuyor. Uzun süren özverili bir çalışma sonucunda kamusal alanlarda sembolik yapılar inşa edildi. Adnan Menderes Müzesi, Fatin Rüştü Zorlu Camisi, Hasan Polatkan Spor Salonu, özgürlük ve demokrasinin simgesi olarak inşa edildi. Adanın karanlık geçmişine meydan okuyarak nitelikli ağaçlar korundu, geniş, yeşil alanlar oluşturuldu. Bir daha hiçbir mektup cevapsız kalmasın diye mektuplar anıtı göğe yükseldi. Adnan Menderes Kongre Merkezi, dünyanın dört bir yanından demokrasi savunucularına kapılarını açtı. Amiral Sadık Altıncan Kütüphanesi, Demokrasi Meydanı, Ada Oteli ve diğer mekanlar demokrasi ve özgürlüğü yaşatmak için özenle tasarlandı. Yassı Ada bugün demokrasi ve özgürlükler adası olarak demokrasi fenerinin hiç sönmeyen ışığıyla sonsuza kadar geleceğimizi aydınlatmaya devam edecek. Burası Deniz Komutanlığı tarafından kullanıldığı dönemde gazino ve 12 adet yatakhanesi olan bir yapıyken müze olarak halkın ziyaretine açıldı. Müzede Türkiye'de ilk kez demokratik seçimle iktidara gelen ve başbakan olarak görev yapan merhum Adnan Menderes'in önderlik yaptığı önemli kırılma noktaları, yargılanma dönemindeki koşullar ve hayatına dair izler yer almaktadır. Kapıdan girdiğinizde solumuzda Adnan Menderes'in Aydın'da doğduğu Çakırbelli Konağı'nın birebir örneğini görmekteyiz. Ve hemen karşısında Menderes'in büyük puntolarla yazılmış "Yeter, söz milletindir" yazısını okuyorsunuz.
Yatak odasının karşı duvarında Menderes'in babaannesinin yazılı vasiyetini, az ileride de salon ve mutfağı görüyoruz. Yine burada Selçuk Milar'ın Demokrat Parti için hazırladığı ilk afiş tasarımını görüyoruz. Menderes'e verilmiş olan kırmızı şeritli İstiklal Madalyası'nı görüyoruz. Bu madalya kendisine milli mücadele yıllarında cephenin önünde göstermiş olduğu üstün başarılarından dolayı meclis tarafından verilmiştir. Cumhuriyet Halk Partisi'nden Aydın Milletvekili seçildiği yıl Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesine başlamış ve sene kaybetmeden 1935 yılında mezun olmuştur. Başınızı yukarı kaldırdığınızda Adnan Menderes'in Kurtuluş Savaşı'na katılması sonucu yarım kalan eğitim hayatını temsilen tavana asılmış kitapları görebilirsiniz. Adnan Menderes siyasi hayatına 12 Ağustos 1930 yılında Fethi Okyar tarafından kurulan Serbest Fırka'da başlar. Adnan Menderes'in Gazi Mustafa Kemal Paşa ile ilk karşılaşması Paşa'nın Ege gezisi sırasında Cumhuriyet Halk Partisi Aydın İl Binası'nda olmuştur. Mustafa Kemal binadan ayrıldıktan sonra Genel Sekreteri Recep Peker'e "Bugün konuştuğum genç elbette burada bizim rakiplerimize çalışamaz. Şayanı dikkat bir gençtir." diyerek Gazi'nin ilgisini çekmeyi başarmış. Daha sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nden Aydın Milletvekili seçilmiştir. 1950 yılında iktidara gelen Menderes hükümeti ülkenin dört bir yanında reformlara başlar. Ülke adeta bir şantiye alanına döner. Karayollarını ihya etmesi ve ülkenin ulaşım ağını geliştirmesi, sanayileşmeyle ve artan üretimle birlikte Türkiye ihracat alanında hacmini iki katına çıkararak artık dünya pazarında yer bulmaya başlar. Türkiye'nin 9. Başbakanı Adnan Menderes ve heyeti, İngiliz hükümetiyle Kıbrıs Türklerinin kaderi için görüşmeler yapmak amacıyla İngiltere'ye gitme kararı alır. Başbakan Menderes'in yola çıkmasından saatler sonra Menderes'in içinde bulunduğu Türk Hava Yolları'na ait uçak Londra'nın Newdigate köyü yakınlarında ormanlık bir alana düşmüştür. Burada o kazanın gerçeğini aratmayan bir canlandırmasını görmek mümkün. Bu oda sadece bir hücre değil, adeta bir demokrasi mücadelesinin simgesidir. Işıklar hiç söndürülmeyerek kendisine psikolojik işkence uygulanmış, uyuması ve dinlenmesi engellenmiştir. Duvarları özgürlük ve demokrasi için verilen savaşın yankılarıyla doludur. Adnan Menderes'in burada geçirdiği günler tarihin unutulmaz bir parçası olarak hatırlanmaktadır. Menderes'i savunmasına hazırlanırken görüyoruz. Her zamanki gibi şık giyimi ve vakur duruşuyla karşılıyor bizi. Arka planda ses efektleri geçmişi canlandırıcısına izleyenleri etkiliyor, sanki o zamanı yaşıyormuşçasına ürperti veriyor. Bir Menderes gider, bir Menderes gelir. Halkın vicdanını susturamazsınız. Bu millet kendisine hizmet edeni unutmaz. Karşımızda ilk olarak üzerinden yazılar akan kocaman bir mektup sayfası görüyoruz. Kapıya yakın bir yerde sandalye, masa üzerinde kağıtlar, mürekkep ve kalem var. Yassıada'nın özel şartlarına tabi tutulan bu mektuplar incelenir, uygun görünmeyenlere el konulurdu.
Mektuplar 50 kelimeyi geçemez, eski harfle yazılamaz, yaşanan hadiselerle ilgili yorum yapılamaz, içinde yaşanılan durumdan şikayet edilemez, mahkemenin seyri ve adadaki koşulları anlatılamazdı. Bunları gördükçe insanın tahammül sınırlarının neden bu kadar zorlandığını anlamak mümkün değil. Adnan Menderes'in Yassı Adadaki durumu dipsiz bir kuyuya benzetilmiş. Sessiz ve yalnız. Burada sizi kapalı bir hücrede 24 saat tek başınıza bıraksalar, sonsuz bir döngü içinde devam eden sesler dinleseler, kendinizi nasıl hissedersiniz? Arka planda duyduğumuz su damlama sesi bile bir müddet sonra insanı rahatsız etmeye başlıyor. Menderes'in içinde bulunduğu psikolojik durumu siz düşünün ki, belli bir süre sonra uyku problemi çekmeye başlayınca uyku hapı talebinde bulunur. Talebi kabul edilir. Ancak hapları içmek yerine ceketinin iç cebinde biriktirir. 15 Eylül 1961'de davaların sonuçlarını beklemeden biriktirdiği hapları içip intihar teşebbüsünde bulunur. Durumun farkına varılarak Menderes'in midesi yıkanır. 2 gün sonra 17 Eylül 1961 yılında İmralı'da idam edilir. Aynalarla donatılmış odada 24 saat içeride kalsanız, zaman mefhumunun tamamen yok olduğu, beynin karar verme fonksiyonunu kaybettiği, derin bir çaresizlik hissiyle ruh sağlığımızın bozulmasını amaçlayan etkileyici bir çalışma yapılmış. Ölüm korkusunu hissetmeniz için tasarlanmış demirler karşılıyor sizi. Bu demirlere dokunduğunuzda kalp atış sesini duyuyorsunuz. İnsanın içi ürperiyor. Küçük yaşlarda aile fertlerini kaybeden Adnan Menderes, ölümün soğukluğunu hep hissetmiştir. Buna rağmen avukatlarını şöyle tembihlemişti. İdamıma hükmedildiği takdirde buna asla müebbete çevirme talebinde bulunmayın. Burada ise Adnan Menderes'i takip eden, haber almaya çalışan halk kitlesini görüyoruz. O dönemde haber almanın ne kadar zor olduğunun anlaşılması açısından çok anlamlı bir çalışma olmuş. Müzedeki son odada ise dava arkadaşları yer alıyor. Adnan Menderes'in ve dava arkadaşlarının farklı yerlerde ve zamanlarda çekilmiş birçok fotoğraflarının yer aldığını görüyoruz. Şahsen beni en çok etkileyen, objektife gözleri kapalı el sallayan bu fotoğraf oldu. Sanki yaşanacakları hissetmiş gibi, yüzündeki mahzun bir tebessümle ve son derece ince zarafetiyle ''Ben gidiyorum, hoşça kalın'' der gibi. ...1947 yılında Yassıada Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın kullanımına verilmiş ve Deniz Kuvvetleri zamanında adaya 20'den fazla yapı inşa edilmiştir. Bu salonun ilk inşa edilmesinin sebebi deniz subaylarının içtimai ve spor faaliyetlerini gerçekleştirmeleri içindi. 27 Mayıs 1960 tarihinde yapılan askeri darbeyle 350 Demokrat Partili milletvekili ve toplamda 592 sanığın yargılanması için mahkeme salonu olarak kullanıldı. Darbe sonrası yargılamaların yapıldığı spor salonu günümüzde müzeye dönüştürülmüştür. Spor salonuna adada yargılanan ve İmralı Adası'nda idam edilen dönemin Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ın adı verilmiştir.
Salonun girişinde sizi dava dosyalarından ve kararlardan oluşan mesnetsiz, komik ve demokrasi tarihinin yüz karası olarak adlandırabileceğimiz davalar karşılıyor. Yassıada'ya kurulan mahkemeye darbeciler Yüksek Adalet Divanı adını verdiler. Mahkeme heyetine Heybeliada'da Panorama isimli otel tahsis edildi. Duruşmalara oradan gidip geldiler. Mahkemenin başkanı Salim Başol, başsavcısı ise Altay Ömer Egesel'di. Yargılamalar darbeden 5 ay sonra başladı. 30 kişilik Yüksek Soruşturma Kurulu kuruldu ve toplamda 19 ayrı davanın iddianamesi hazırlandı. Çok vaktinizi almadan kısaca bu davaların birkaç tanesinden bahsetmek isterim. Afganistan Kralı Cumhurbaşkanı Celal Bayar'a Afganistan ziyareti sırasında çok değerli olan Afgan tazısı cinsi bir köpek hediye etmiştir. Köpeğe bir süre devlet çiftliğinde bakılmıştır. Daha sonra bu köpek Atatürk Orman Çiftliği Hayvanat Bahçesi'ne 20 bin lira bedelle satılmıştır. Elde edilen bu parayla Celal Bayar İzmir'in Mursallı köyünde bir çeşme yaptırmıştır. Cumhurbaşkanı Celal Bayar hakkında makamlarını kötüye kullanarak Demokrat Parti çıkarlarına göre bu satışı yaptırdığı iddiasıyla dava açılmıştır. Bu dava vatana ihanet suçlamasıyla Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bir cumhurbaşkanının yargılandığı ilk davadır. Bu dava 6-7 Eylül 1955'te İstanbul'da meydana gelen olaylarla ilgili olup 6-7 Eylül olaylarının Demokrat Parti hükümetince çıkartıldığına dair suçlamadır. Davanın sanıkları Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatih Rüştü Zorlu, eski Dışişleri Bakanı Fuat Köprülü'dür. Sanıklar Selanik'te Atatürk'ün evinin bombalanması ve akabinde Rum azınlığının evlerinin yağmalanmasının organizasyonunu yapmakla suçlanmış ve haklarında 5 ila 10 yıl ağır hapis ve kamu hizmetlerinden sürekli men cezası istenilmiştir. Bu davada sanıklardan Adnan Menderes, Fatih Rüştü Zorlu ve İzmir valisi Kemal Hadımlı mahkum olmuş, diğer sanıklar beraat etmiştir. Mayıs 1960 İstanbul ve Ankara olayları davası. Çok sayıda öğrencinin öldürüldüğü, cesetlerinin kıyma makinesinden geçirilip toz haline getirildiği ve asfalt altına gömüldüğü gibi akıl almaz iddialarla dolu davalardan biridir. Bebek davası. Adnan Menderes'in Ayhan Aydan'la olan birlikteliğinden dünyaya gelen çocuğu öldürmek ve bu suça azmettirmek iddiasıyla açılmıştır. Ayhan Aydan'ın tanık olarak dinlendiği davada Adnan Menderes ve Ayhan Aydan'ın bebeklerinin eceliyle öldüğünü açıklamaları üzerine dava 22 Kasım 1960 tarihinde sona ermiş, Adnan Menderes bu davadan beraat etmiştir. Adnan Menderes ve kurmayları Başbakanlık örtülü ödeneğini yasalara aykırı biçimde kullanmaktan yargılanmışlar ve mahkum olmuşlardır. Örtülü ödenekten yapılan harcamaların faturaları incelendiğinde cımbız alımı görülüyor. Bu alım şahsi harcama olarak algılanıyor ve dava konusu yapılıyor. Ama gerçek aslında böyle değildir. Cumhurbaşkanlığının şefaatçisi aslında bu cımbızı tavuk tüylerini yolmak için sipariş etmiştir. Halk arasında bu dava cımbız davası olarak bilinmektedir. Bunlar gibi bir sürü asılsız dava ile karşı karşıya kalan Demokrat Partililer haksız yere çok büyük ızdırap ve derin acı yaşadılar. Bütün bu yaşananlar
onlara revai hak mıydı? Darbe sabahı Cumhurbaşkanı Celal Bayar, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Refik Koraltan, Bakanlar Kurulu ve Demokrat Parti milletvekilleri gözaltına alınarak Harp Okulu binasına götürülmüş, Başbakan Adnan Menderes de Kütahya'da gözetim altına alınmıştır. Genelkurmay Başkanı Rüştü Erdalhun, üst rütbeli bazı asker ve bürokratlar, emniyet görevlileri de tutuklanmış ve yargılanmak üzere Yasadağı'ya götürülmüşlerdir. Yasadağı'da 14 Ekim 1960 tarihinde başlayıp 15 Eylül 1961'de sona eren yargılamalarda tutuklu sanıklar, anayasayı ihlal, vatana ihanet, Cumhuriyet Halk Partisi'nin mallarına el konulması, haksız kredi tahsisi gibi suçlardan hüküm giymişlerdir. Duruşmalarda 592 sanıktan 288'i için idam istenmiş, 15 sanığa idam, 31'ine müebbet, 418 sanığa da çeşitli cezalar verilmiştir. Haklarındaki idam kararları oy birliği ile alınan Dışişleri Bakanı Fatih Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ın cezaları 16 Eylül'de, Başbakan Adnan Menderes'inki ise 17 Eylül 1961'de infaz edilmiştir. Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ınki ise yaş haddi nedeniyle müebbet hapse çevrilmiştir. Darbeciler kendilerine Milli Birlik Komitesi ismini vermişlerdi. Beşiktaş Dolmabahçe İrtibat Bürosu'nu kurdular. Gördüğünüz bu belge mahkeme salonuna gelmek isteyen ziyaretçilere veriliyordu. Alınan belge vapurda ve duruşma salonunda nerede oturulacağına kadar detay bilgiler içeriyordu. Ziyaretçiler bunları yakalarına takmak zorundaydılar. Öne doğru geldiğimizde Başvekil merhum Adnan Menderes, hemen arkasında Cumhurbaşkanı Celal Bayar, Maliye Bakanımız Hasan Polatkan, Dışişleri Bakanımız Fatih Rüştü Zorlu'yu görüyoruz. Sağda Menderes'in avukatlığını üstlenmiş 3 isim var. Burhan Apaydın, Orhan Apaydın ve Talat Asal. Burada Ada Komutanı Albay Tarık Güryay'ın heykelini görmekteyiz. O dönem Demokrat Partili milletvekillerine sert tavırlarıyla ve aşağılayıcı uslubu ile bildiğimiz elinde sopayla gezen, milletvekillerine fiziksel şiddet uygulayan despot bir adam. Akıl ve insanlık dışı kararları gördüğünüz bu kurul veriyordu. Heykellere biraz yakından bakınca yakalarındaki rozet ve üzerindeki yazı dikkatimizi çekiyor. Hakimiyet milletindir. Yukarıda gördüğünüz tribünün orta kısmındaki alan TRT Radyo İstasyonu. Yargılama süresi boyunca her akşam saat 21'de Yasıada Saati adında program gerçekleştiriyor. Bir yıl boyunca her gün Demokrat Parti aleyhinde canlı yayın yapıyordu. Hazin bir hikayenin sonuna geldik. Bütün bu olayların üzerinden çok zaman geçmesine rağmen dün yaşanmış gibi tazeler. Yasıada'da Demokrat Partililerin maruz bırakıldığı tüm ağır ve insanlık dışı muamelelerin neticesinde sadece 47 Demokrat Partili milletvekili beraat edebildi. Verilen müebbet ve ağır hapis cezaları ileriki yıllarda Adalet Partisi'nin çıkardığı af kanunu ile kaldırılarak yargılanan Demokrat Parti üyelerine iade-i itibarları verildi. Milletçe bir daha böylesine elin bir olay yaşamamak dileğiyle başta merhum Adnan Menderes, Hasan Polatkan ve Fatih Rüştü Zorlu olmak üzere tüm demokrasi şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum. Hoşça kalın.